İstanbul'da ilk olarak kaçta? İstanbul'da ilk olarak kaçta? 9.45. Lan daha erken yok mu? Allah İstanbul'a ilk otobüs kaçta? 9.45 abi. Ne abi siz anlaştınız mı? Biz 9.45'te kalkıyorsunuz. Başka araba yok mu? 9'lu duvar anne dolu abi. Ben onunla gidiyorum. Yer yok abi. Ayakta gidiyorum. Kurallara aykırı abi. Hostes olayım lan. Ben hostes oldum. Orası da doğru. Lan abi de işte çok önemli bir... benim için çok kıymetli bir netçi vermem lazım. Hayat mamat meselesi. Benim gitmem lazım acil diyorum ya. 45 dakika sonra gidiver abi. Olmaz. Gitmem lazım diyorum. Beni bagajda götür. Olmaz abi, havasızlıktan bir şeysin. Pişeyim ben lazım ya. Ben pişmek istiyorum. Lazım ben pişeyim. Abi gözüm seveyim bak çok önemli. Hayat mamat meselesi. Benim için çok nimetli bir insana yetişi vermem lazım. Ya acele gitmem lazım diyorum ya. Abi bak al şunu. Tamam mı? Biz hemşeriyiz ya. Ya hocam oğlalıyız biz ya. He? Tamam abi madem öyle ben seni paketleyip göndereyim İstanbul'a. Oh! Yalnız bir şey söyleyeceğim. Orada bir boğaz köprüsü varmış. Boğaz köprüsünün Avrupa ayağının orada bir yer varmış. Bir mahalle varmış. Ortuköy abi. Ortuköy mü mahalle oldu? Evet abi Ortuköy. Vay kaymak kerdanlam ya. Bak gene İstanbul'a gidiyormuş. Orada da köyden uzak kalamamış. Ortaköy'üne gidiyormuş. Anlamadım abi. Boş ver. Şimdi abi ben nasıl gideceğim oraya? Servis var abi. Muavini söylersin bindirir seni göndeririz. Ortuköy. Allah razı ol. Nereye gelecek otobüs? Baştaki feron abi. Tamam, ben orada araba gelene kadar bekliyorum. Tamam abi. Tamam, Allah razı olsun. Tamam abi. Anam. Ne oldu ya? Düreğe mi lan bu? Abi düreğe kim be? Ulan buradaki karı yengen. Ana. Ana. Kızım. Kalk. Ne uyup durun bu saatte? Ne bileyim ben böyle bir acık içim geçiverdi galiba ya. Ya ne edeceğiz? Hindi babama arayıverem de söyleyiverem ona oyun ettiğimizi. Anam köyde deyiverem. Sonra otobüse binecek İstanbul'da alacak soluğu. Alsın kızım alsın. Kendi geleli köyde aynı havayı soluyoruz da ne olup duru ha? Geçsin İstanbul havası soluklanıversin. Yok ana. Babam perişan olacak oralarda. Günah. Bir gece baban yanında kaldın diye hemen saf mı değiştiriverdi? Zöktü bu tabii. Zöktü. İnsanın kanına giriverir kanına. Yok ana ondan değil. Yazık babama. Bileydim senin bu kadar oyunu uzatacağını hiç vermezdim o telefonu. Ben burada vicdan azabı çekip durun. Doğru. Katlanacaksın kızım. Benim hatırım için katlanacaksın. Bak o benimle nasıl gedinin fareyle oynadığı gibi oynayıp durduysa... ben de onunla gedinin fareyle oynadığı gibi oynayıp duracağım. Oynayacağım. Yazıklar olsun imdat çavuş. Dürüyü buralarda bir yerde ama biz onu bulamıyoruz. Nerede kaldı bizim forsum? Bizim forsumuz nerede kaldı Akdeniz? Bulacağız abi, bulacağız. İnan bana bulacağız. Bulacağız. Hani nerede bulacağız? Sokakta yatmıyor ki bu kadın. Elbet bir yerde yatıp duru. Nerede yatıp duru acaba? Ağam, köyde bir yerde yatmaya kalksa mutlaka kulağımıza gelirdi. Yok, köyde yok demek ki. Bana bak. Aşağıda yatmasın sakın bu. Ha yok, o olmaz ağam. Onlar bugün nikah kıydılar. Akşama gerdeğe girecekler. Dürüye'nin onlarda ne işi var ki yani? Ne nikah? Ne nikah? Bayram gün yapmayacak mıydı? Ondan vazgeçtiler hanım. Vazgeçtiler onlar. Bana ne onların düğününden, nikahından bilmem nesinden. Bana ne halları varsa görsünler. Bıktım düğünlerinden, nikahlarından. Bana Dürüye lazım. Dürüye. Tamam abi.
Yeter ki sabır. Bulacağız. İnan bana bulacağız. Yeter ki sabret abi. Ne bulacağız bulacağız? Nereye bulacağız? Ben nasıl bulacağız? Beni nerelere getirdin sen? Buralar neler? Gobo'ya gidiyoruz abi. Gobo'ya gidiyoruz. Ona danışacağız. Neticede oteldeki herkesi tanıyor. Bütün otelleri tanıyor. Ona danışacağız. Ona soracağız. O bizim adımıza araştıracak, soracak. O yüzden ona gidiyoruz. Aferin. Aferin İmdat Çavuş. İşte bu İmdat Çavuş. İşte bu. He, böyle olacaksın, 12'den vuracaksın. Ben o Goyboy'a çok güvenip duru zaten. Sen bunu iyi akıl ettin. O Goyboy zaten benim çok işime yarayacak. Bizi Zöhd'ye karşı düzlüğe çıkartacak. O düzlüğe çıkacağız biz. İnşallah ağam, inşallah, inşallah, inşallah. İyi akıl ettin. Geç bakayım, geç. Bitleşin. Bu ne? Oha! Cheers, cheers. Goy bu sefer yeri çadır konuşan. Entari anlamında, entari anlamında. Lan Goy boy! Allah, Duran abi! Sen ne edip durun burada bak? Ha? Ne edip durun? Heh, hello, hello. Hiç Duran abi arkadaşlarla oturup dururuz işte. Lan arkadaş, hem vücudum yanık diyorsun, hem de tutmuşsun turist bayanlara masaj yaptırtıyorsun. Biz sene iyileşesin de yine burada sponsor oluverdik, öyle değil mi? Hay hay. Doğru diyorsun Duran abi. Hem de ben de zaten çok hızlı bir şekilde iyileşip duruyorum. Bana bak, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim, yardımına ihtiyacım var. De abi, tabii ederim. Geç otur bakayım, geç otur. Tamam abi. Otur, otur bakayım, otur. Geç, geç, geç. Allah. Bana bak, benim Dürüye'yi bulmam lazım, Dürüye, Dürüye. Hayırdır abi ya? Ne oldu Dürüye yenge? Oy boyum. Ya turist bayanla niye bana bakıp bakıp gülüp durula? Abi çok ilgilendiler seninle. Hoşlandılar galiba senden. Ay ulan olmaz öyle şey. Şimdi Dürüye bunlar da bir yerde olacak, sonra bizi görecek, işler iyice karışacak. Abi sen de bakayım Dürüye mürüye edip durun ya. Ne oldu Allah aşkına? Anlatacağım, anlatacağım. Ya. Burada mı kalıyor? Hmm. Ne yapıyormuş ki burada? Aman ne bileyim, dilimi ne? Böyle Arap taklidi falan yapıyor yani. Abo, kız bu Duran'ın taksisi değil mi? He, tabii. Bir şey diyeceğim. Siz giriverin. Ben şu benim taksiyi uzaklara falan bırakıverem de burada olduğum anlaşılıveremez. Olur mu? Aferin kız, iyi düşündün. Hadi yap bari. Siz giriverin, ben sizi buluveririm. Tamam. Ulan eğik bir taksisi var bunun da be. Hayri Hindi kıskançlığı sırası değil. Yürü. Yürü. Yani Duran abi, sen diyorsun ki bu civardaki otellerin birinde kalıyor diyorsun yani. Öyle diyorum. Başka nerede kalacak arkadaş? Ümit de öyle dedi. Yok abi, yok, olmaz. Şimdi bak, buraları pahalı yerler. Şimdi siz böyle yer kesik gibi kasaba köylerindeki otellere bakacaksınız. Anca onun parası oralara yeter. Bak, onlara para vermez Dürüye yengem. Öyle diyorsun yani. Öyle diyorum abi. Kız, ne konuşuyorlar bunlar acaba Duran'la Gayla? Ay bilmiyorum da işte, Huriye dedi zaten yanında çalışıyor diye de. Doğru diyor ham. Bak, doğru diyorsun he. Ya arkadaş, helal olsun sana ya. Ben sana demiyor muydum bu Goyboy çok akıllı bir adam diye ne ya? Sağ ol abi ya, sağ ol. Helal olsun sana Goyboy. Helal olsun. Sağ ol abi. Sen bizim çok işimize yarayacaksın. İnşallah, inşallah. Sen Hindi hiç keyfini bozma. Rahatına bak sen burada. Olurum abi, ben de yardım ederim size ya. Olmaz öyle şey.
Artık bilemiyorum bu böyle nasıl bir fantazi ise artık. Oha. Lan vay ya. Ben uyuyacağım lan. Nasıl bir fantazi. Türk iş şerefe. Şerefe, şerefe. Allah. Seni utanmaz, arlanmaz. Lan sen ne pislik bir herifsin lan. Kalk kız buradan. Kalk bakayım. Kalk. Utanmıyor musun sen böyle değdirtmeye kendini böyle? Kalk bakayım sen de. Kalk. Lan bir dur lan. Kalk dur de lan. Yok, kalk. Lan senin ne işin var lan burada? Var ya. Vay seni oyacağım lan ben. Hırsız mısın? Ne hırsız lan? Senin o beni verdiğin buruş var ya Nasip, o aslında Duranık'ın anama düğünde taktığı buruş değil mi? Ha, sizi bayan deli deyince onları tekneden düşürüverdi. Sen de alıp onları çıkarıverdin. Ondan sonra getirdin buruş beni verdin. Sonra sizi bayan ne yaptı? Beni altın lira alıp kaçıverdi. Sonra sen de geldin benden buruş aldın. Ondan sonra Duranık'a götürüp ahandı ben bunu çıkardım diye verdin değil mi? Sen çok film izliyorsun Halime. Çok film izliyorsun sen. Hiç de bile. Nazife dedi bana zaten. Gayık yanaşı vermiş vapurun yanına. Yok hiç de öyle değil. Hiç öyle bir şey yok. Yemin et. Kur'an çarpsın de. Lan hadi git kardeşim sen buradan. Gitsene sen buradan. Demiyorsun değil mi yemin? Vay ya Nasip. Herkeslere değeceğim bak. Anama değeceğim. Babama değeceğim. Seni herkeslere değeceğim. Anamla Duranagı da evliyse bakalım nasıl sen böyle Duranagı'nın yanında çalışıvereceksin. Hmm. Hele bir de beni kaçırmaya çalıştığını duysunlar da bak ne oluyorsun. Yavaş Halime. Yavaş. Sen anana de, bu bana de, herkesçiklere de bakalım. Ben de ne diyeceğim? Ne? Halime, İmdat Çavuş'la evlendi ve boşandı diyeceğim. Dul Halime. Dul Halime. Hak etler der misiniz? Sen yaparsan ben de yaparım. Dul Halime. Ben seni boşuna mı sevdim o kadar ya? Bırak bu işleri bırak. Dram yapacak zamanım yok benim. Ben aksiyon adamıyım kızım, aksiyon adamı. Hadi bakalım git buradan. Hadi, hadi, hadi. All right girls, come on, come on. Sen yaparsan ben de yaparım. Dul Halime. Wo ist der Cocktails? Cocktails geben. Oh, danke, danke. Wo bist du? Kommst du her? Abla ne oldu? Kız ne gitti böylesine hemen çocuk aldırttı beni üstüne. Yok bir şey. Bundan da uğraşılmaz Ali. Ne dedi dedim seni? Ay söylemeyeceğim diyorum ya. Ne zorluyorsun beni? Bu sır benden ölene kadar gidecek. Bakalım Pinokyo, ben bugün benim papaya işe gittim desem, yani yalan söylesem, senin gibi burnum uzar mı? Uzar, uzar. Doğru. Zaten demirci ustam papaya işe gelmediğimi söyleyecek. Eve gitme, geriye git. Doğru. Benim karnım çok acıktı. Ya senin? Benim de. Bak orada burger yapan biri var. Ondan alalım mı? Alalım. Abi. Buyur delikanlı. Bu ne? Deve sucuğu. Kaç para? Yarım beş, çeyrek 2,5. 2,5 liramız yok. Seni pazardan 3 liraya aldım. Papadan da 5 lira almıştım. 2 liramız var. Papan da sana matematik bilmiyor demişti. Bak biliyorsun işte. Doğru. Zaten 2 liraya burgu alsak minibüse binemeyiz. Yine otostop çekeriz. Olsun. Abi 2 lira olur mu? Olur delikanlı. Nasip Halime abla, bir dibine. Ay çatlayacağım vallahi. Ay çatla Hayriye. Çatlasan da patlasan da bir şey demeyeceğim sana. Ya iddialısın demeyeceğim hiçbir şey. Demeyeceğim asla, demeyeceğim.
Van mı? Ya. Üzü bismillah. Van kendisi gözlüsü arayı. Alo? Aradığınız kişiye şu anda ulaştı. Ben Cazip. Buyurun. Alo Cazip, Halime ben. He biliyorum. O güzel Nadide ismin GSM'in camında ilah görünmüştür. Madem biliyorsun, ne buyur Cazip diyorsun? Yo heyecandandır, yo heyecandandır. Ben senin ismini görünce böyle heyecanlanıyorum, degil sıfatını görmek. Biliyorsun yoksa yok. İyi tamam, boş ver. Sen babamla konuştun mu? Gelip istiyor mu hemen beni? Ya konuştum ancak gelemiyorum. Niye ki? Yo elimde olmayan sebeplerle gelemiyorum çünkü gelemiyorum yani. Neye diyorum, neye? Yo ben konuşmuşum, demişim ki ben bu kızı isteyeceğim. Bak ben Halime ile konuşmuşum, biz çok ciddiyiz. Biz istemeye geleceğim, o demiştir, kızın anası yok mu? İsteyeceksin. Ben demişim ona, madem anası yok nasıl yapacağız? O demiştir, anası köyü terk etmiştir. İstanbul'a terk-i diyar etmiştir. Anam İstanbul'a mı gitmiş? Sen bilmiyorsun yoksa yok? Yok, ben biliyorum da. Seni de benim anamdan ya, gelip babamdan isteyeceksin sen beni. O da mümkün değil. O niyeymiş? Hazreti Ağa İstanbul'a gitmiş çünkü. Ne? Ne? Ne olmuş? Ay babam İstanbul'a gitmiş. Nasıl? Ay bilmiyorum Hayriye, telefonla konuşuyorum. Cazip neye gitmiş? Nasıl gitmiş baba? Ha vallahi şimdi dükkanda duruyorduk ile telefon geldi Nazife. Dedi bu bana sizin ayı mısın? O da dedi falan filan dedi anam İstanbul'a gitmiş. Zöte Ağa'nda moralisi bozulmuş. Hemen atlayıp İstanbul'a kaçmış. Hayda. Sen bilmiyorsun yoksa yok? Ay yok, ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben öyle şok oluverdim Ziya. Vallahi İstanbul'a gitmiş. Kapattı. İşte Cazip. Sen ne yapıyorsun? Sen ben Nadia'ya korkutuyorsun. Psikolojik misin? Nasılsın oğlum? Yani kim İstanbul'a gitmiş lan? Yo. Bak hem buraya beni gelip korkutuyorsun hem de bana hesap soruyorsun. Esas ben soracağım hesap. Beni burada yalnız başıma bırakıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Lan oğlum evladımız lan biz. Evde hiçbir şeyler kalmamış lan. Gross markete gidebilirdim. Orada alışveriş ediverdim de. Hem niye bütün işler sana yıkılıyor? Zütü baba nerede? İstanbul'a gitmiş. Niye lan? Duryan orada. Duryan'ı almaya gitmiş. Duryan'a İstanbul'a mı gidivermişler? Sen de bilmiyorsun, bana soruyorsun ila. On yoksun, nasıl? Tamam. Tamam, anladım Nazife ben. Tamam. Durum bu yani. Tamam. Yok artık, bu kadar olmaz yani. Ne olmuş kız? Kız ne olacak işte? Nazife diyor ki anam karşımda oturup duru diyor. Babama oyumu neydi vermişler? Ay telefon. Telefona çalışıyoruz yani. Trafiğe bak. Alo. Ya Hayriye, duydun mu lan haberi? Duryan'a İstanbul'a kaçıvermiş. Zütü baba da peşinden gidivermiş lan. Ne oluyor lan burada? Ay imalat hatası diyeceğim. Böyle dilimin ucunda böyle zorluyorum. Sana imalat hatası demeyeceğim yani. Niye lan? Sen bana niye imalat hatası diyorsun yine? Niye? Ay niye olacak iman? Anam bir yere gitmiyor. Babam öyle zannediyor. O yüzden İstanbul'a falan gidivercik işte. Lan olaylara bak lan. Lan Zütlü Baba'ya ulaşamıyorum ben. Telefonu kapalı. Ne edeceğiz lan? Nasıl bulacağız? Aman bilmiyorum ne edeceğiz artık. Yap bir şey İman. Bul babamı, döndürüver gari. Lan ne şekilde bulacağım lan babanı? İstanbul'a mı gideceğim Hayriye? Bilmiyorum İman. Gerekirse gidivereceksin. Git yani. Lan Hayriye ben bilmem ki lan İstanbul'u. İstanbul'un neresine gideceğim lan ben? Yo ben, biz biliyorum bak. İstanbul'a gitmiş. Boğaziçi Köprüsü var ya. Boğaziçi Köprüsü ayağında bir kupasında orada bir yerde bir köy varmış ortada. Orta köy mü ne? İşte orada takılıyormuş. Tamam lan Hayriye. Cazip biliyormuş lan. İyi tamam, Cazip lan gidi be o zaman. Tamam lan Hayriye. Cazip yürü lan, İstanbul'a gidiyorsun. Aya gider. Değil mi ki benden kıdemli damazsın? Benim bacanaksın. İstediğin her yere gideriz.
Hamle yürü peşine. Heh, dur lan şunları toparlayalım hemen kaçak. Hadi. He valla bu yaştan sonra. Kız valla iki baba sevdasına. Gebertecek kız bunlar bize. Doğru valla doğru. Ne edeceğiz biz bunları şimdi? Ne edeceğiz var mı garibi? Hakem Hanım'a gittik de ne edivedi? Onu bile kaçırıvedi bizim adamla. Bak seni Hakem Hanım da fos çıkıvermedi mi? Kız valla zoru görünce o da nasıl kaçırıvedi? Vallahi kaçtı zoru görünce evet, doğru. Kaçıvedi. Ne edeceğiz biz bu kör olasıcıklara? Vallahi bu geveresiciklerle nasıl baş edeceğimizi ben de bilemiyorum. Benim aklıma bir şey gelip dur emme. Söyle. Ben diyorum ki akşamdan kendimizi içeriye kitleye verelim diyor. Anahtarı da boynumuzu atı verelim. Tamam. Hatice'cim uyuveririz sabaha kadar kız yoksa kaç gün nemere öldük biz yorgunluktan. Boyunlara ağrımları gelsin bu herifler. Yeter bir aşağıya verdi. Allah var ettim. Şunlara bak karbeyaz ömür vallahi bunda. Bak gördün Hakim Hanım bir de bana kızıyorsun. Yok ekmeği çok yapıyorsun yok ben ekmek yemiyorum. Aman efendim ziyan oluyor. Bak görüyorsun hiç ziyan oluyor. Ya çok haklısın valla. Bayat ekmekleri biriktirdiğin için çok teşekkür ederim. Sen gerçek bir hayvan seversin. Çok teşekkür ederim. Yaradılanı seviyem yaradandan ötürü. Ya kızlar gidiyor kızlar. Haydi güle güle biz yine geleceğiz. Hadi gidiyoruz hop. Zühtü'nün güğümleri değil mi bunlar? Zühtü'nün güğümleri. Ay nereden böyle pazar gezmesinden mi? Yok Hakim abla yani bizim biraz işimiz başımızdan aşkın da. Ay Zühtü nerede Zühtü? Zühtü'yü gördünüz mü? Babam İstanbul'a gidip duruyor Hakim abla. İstanbul'a? Aa, hiç haberim yok bundan. Niçin İstanbul'a gidiyor? Niçin? Şöyle Hakim abla. Babam anamın isini buluvermiş. Evet. Anamı geri geçecek. Onda. He? Neyse Hakim abla. Size iyi günler. Çıkınız. Kız ne fenasın ya. Öyle dan diye söyleyiverdin kadının suratına. Ayıp. Aman ne ayıp canım. Sen dedin zaten babam İstanbul'da diye. Ne diyecektim? Köyde mi diyecektim? Aman boş verin. Biz neye düşünüyoruz? Kendisi düşünüversin. Sonuçta babamı ayartan o. Dur Hakim Hanım. Kurban olayım biraz sakin ol. Olamam. Söyle kardeşim. Söyle. Zühtü niçin hala Dürüyet'in peşinde koşuyor ha? Niçin? Var mı bir cevabın? Yoksa yok. De bana niye kızıyorsun? Ben ne yaptım sana Hakim Hanım? Çünkü şu an karşımda sen varsın da ondan karbeyaz. Özür dilerim. Bak. Ay ne yapıyorsun Huriye? Ne oluptur be? Ay. Bu istop ediverdi ya, bilmiyorum. Tamam, inattan sen de değil mi Huriye'ciğim? Çalıştırıver tekrar.
Hayriye'cim bu inahtarla çalışmıyor, gardlı bu, gardla çalışıyor. Sen bu taksinin yeni olduğuna emin mi? Eminim Hayriye'cim. Bence değil. Şimdi bu yeni olsa böyle hemencik bozulmayacak herhalde, değil mi? Bakıver Hayriye'cim. Burada Gandran'da 65 kilometre olup duru diyor. Bak. Aman ne bakacağım bir kantara. 65 kilo taksi mi oğlum? İkrem eski bu. Eski. Ümit seni yemiş. İkrem yiman beni taksi alıverse hemen de yenisini de alır. Hiç böyle eski telan değil. Aslında görelim bacım. Onu alabilir ya. Yeter ya. Kesin didişmeyi. Beni bak sen ara bakayım. Ümit'i de gelsin kurtarıversin bizi. Anam. Hakim abla taban vayla geçiverdi ya bizi. Aman vay bu arkamızdan kesin ahı tuttu bundan. Kesin bu beddua filan ediverdi yani. Alo. Ya neredesin Ümit'im sen ya? Lan biz yolun ortasında kalıverdik. Bu iş stop ediverdi. Ha azman oradayız. İnatçı kiçi ya. Mazot alıverdim, oradan geliyorum Muhidim. Anca geliyorum yani. Zaten bunda bir acayip bakıp dururlar beni. Doğuda katırılan, mazot kaçıran adamlara döndüm sayende. Seni de bazen hiç anlamıyorum ha. Zaten kadından hiçbirini anlamıyorum ya. Şu merete biniyorsun. Biniyor mu? Biniyor. Ya insan bir bakar, bunun mazotu var mı? Yağ var mı bunun? Tuzu, limonu bir şey var mı diye insan bir sorar ya. Ondan sonra geliyoruz. Nerede kaldın efendim? Niye geç kaldınız? Bilmem ne. Ama yani Hürrem. Ya Ümit'im sen ne çok konuşuyorsun ya. Zaten ama da geç kalıverdik. Anama geç kaldık derken. İstanbul'a mı gidiyorsunuz yoksa? Ha? Anama geç kalıverdik derken. Anamın en sevdiği diziye geç kalıverdik. Onu izleyeceğiz de biz değil mi? Ya Baldız bırak Allah'ını seversen. Bırak. Böbüroğluyuz biz Böbüroğlu. Siz giderken biz dönüyorduk. He. Ananız nerede biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz mu? Ben biliyorum, atsızın evinde oluptur. He, Huri. Ayrıca seni de teessüf ederim. Bunca günlük kocandan gerçeği saklayıverdin. Şimdi bu mazotu doldurmamak vardı bu arabaya mı? Neyse, insanlık bizde kalıversin. Karşılıksız seven bir aşık sonuçta. Ay Ümit'im ben çok özür dilerim senden. E şöyle kocaman esaslı bir öp bakayım şuradan. Ay Ümit'im. Şşt, beni bak. Kimseye bir şey demedin değil mi canım koçum? Hani duranakaya falan. Yok. Hiçbir şey demedim merak etme sen. Hay hiç kimseye demediyse sorun yok yani. Şşt, arkadaş ya. O kadar dolaştık. Gene de Dürü'yü bulamadık ya. Ne edeceğiz? Ağam, sen çıkışı vermeseydin küçük beye Huriye'nin yüzünden Dürüye'nin yerini söyleyiverecekti. Ama sen dayanamadın, sabredemedin. Lan sen beni gaza getirmeseydin ben Ümit'e çıkış çekmeyken... Ama ağam, Huriye takıverdi broşu. Dayanamadım. Bu da doğru. Ya? Götürdü anamın yadigar broşunu. O sızka Huriye'ye takıverdi ya. Olacak iş mi? Ya aynen öyle ağam. Dayanamadım. Şşşt! Ne? Bak! Dur bakayım, dur. Bu Alman Hanzosu'nun en iyi değil mi? Vallahi. Gel bakayım. Gidin şuna bak. Lan bu herif bu saatte burada ne arayıp duruyor? Vallahi ne bileyim ağam. Ağam, bu çocuğun başına bir şey gelmiş olmasın? Olmuşsun ya Uskender. Ya uyumuşum. Senin ne işin var bakayım buralarda?
Gezmeye geldim. Allah Allah. Aha. Gel bir dakika. Gel bir dakika. Bu duruyla dolaşıp duru herhal. Yoksa tek başına ne işi var buralarda? Şimdi anlarız. Gel bakayım. Ben Alexander Skende. Sen Dürüye'yi mi arıyorsun yoksa buralarda? Yok. Nedense sana bir hediye almak geliverdi içimden. Hediye. Ne hediyesi? Karne hediyesi. Ama benim karnım zayıf. O yüzden benim baba beni demirciye verdi. Vay vicdansız vay ya. Olacak iş mi? Olsun. Ben sana en kralından bir hediye alacağım. Dile benden ne dilersen. Sahi mi? Sahi tabii. Biz Böbüroğlu'yuz koçum. Te nerelerden biliyor musun sen? Nereden bilsin çocuk? O da doğru abi, nereden bilecek ki? Bizim ağzımızdan laf bir kere çıkar. O zaman kompütür istiyorum ben. Büyük. Büyük olsun. Benim baba bana söz verdi. Almadı. Sen al. Bak sen ya, gıtıpıyoruz'a bak ya. Gıtıpıyoruz işte. Tamam lan, söz veriyorum ben sana. O istediğin kompütürün en kralından alacağım. Emme bir şartım var. Okey, söyle. Dürüye nerede? Dürüye. Dürüye Atsız'ın evinde. Ne dedin? Atsız'ın evinde dedim. Kim dedin? Dürüye dedim. Nerede dedin? Atsız'ın evinde dedim. Anlamıyor musun? Anlıyorum hadi yap. Ya bizim niye aklımıza gelmedi? Vallahi ne bileyim ağam. Hiç aklıma gelmedi. Kalk bakalım Alexander Skender. Kalk bakayım ayağa, kalk. Hadi uçur. Koş. Bir yemek Atsız'ın evinde. Kalk da. Aferin koçum. Alacağım sana. En kralından kompütür alacağım. Hem de en kralından alacağım. Ha. Abi, kalkıyor mu arabadan? Kalkıyoruz abi. Hey, hadi. İstanbul'a gitmesi gereken iki kişi daha varmış. Onlarla birlikte gideceksiniz. Aç oğlum bagajı. Abo! Ya lan sütü baba! Ne işin var lan senin? Ne yaptın lan burada? Lan mülteci otobüsü mü lan bu? Önümüze geleni tıkıvermişsiniz lan sen. Abi vallahi arkadaşlar çok ısrar etti ya. Vallahi artık ısrar etmemize gerek kalmadı. Bizim artık İstanbul'a gitmemize gerek kalmadı sütü baba. He valla. Ezot daha burada. Biz aradığımız kişiye ulaşabiliyoruz. Sütü baba. Yemin ediyorum artık senin İstanbul'a gitmene gerek yok lan. Niye lan? Lan Dürüyana ile Nazife seni oyun edivermişler lan. Dürüyana İstanbul'a gidivermemiş Atsız'ın evinde durup durur lan. Yemin et lan. Kur'an çarpsın ya. Bunlar beni niye oyun edip dururlar lan? Vallahi bak o kadarını bilemiyorum Sütü baba. Benden bu kadar. Ben bunu sana söyleyiverdim. Artık bak inanmıyorsan git bak orada Atsız'ın evinde durup dururlar ha. Tabii Zöhtü Ağa, sen bu yaştan sonra İstanbul'a gidip ne yapacaksın? O da kaybolacaksın, başına bir şeyler gelecek. Bak köyüne geri dön, sevdiklerinin yanına, arkadaşların yanına. Yoksa İstanbul'a gitmek kolay. Binelim otobüse gidelim işte, otobüs işte bagaj işte yol. Ha? Abi saatimiz geçti, geç kaldık, gitmemiz lazım. Başlat bana saatini. Ben indi var ya, yememi yedikten sonra erkenden yatıracağım. Niye ne? Çünkü benim var ya, yarın çok mühim işlem var gari. Ne işlem var? Öyle şeye gideceğim ben, nüfus müdürlüğüne gideceğim. Benim nüfus kağıdı çıkıvercek. Ondan sonra benim vatandaşlık numaram çıkıvercek. Haydi hayırlısı lan, bak çok sevindim ya. Ben de çok sevinirdim. Ben var ya yarın nüfus müdürlüğüne bir gidiverin. O nüfus kağıdını bir alıverin. O var ya TC numarasını gözümden bir görüverin. Neler edeceğim? Ne etmeyeceğim ki? Lan de bakayım bana. İlk iş ne edeceksin, ilk iş ha? İlk işim. Evlenen diyorum. İnşallah. Da kimle evleneceksin? Var mı bir aday? Vaa Dürüye ana, şimdi ben giden o nüfus kağıdını bir alıverin. O var ya TC numarasını öyle gözümden bir görüverin. Ondan sonra var ya koşu senin yanına geleceksin. İlk önce seni haber vereceksin Dürüye. Ana. Geldi.
Gel tabii, gel. Ben analık ederim sana ne? Edeceksin tabii. Edeceksin. Edin edeceksin. İkinci iş ne edeceksin, ikinci iş? Ha, de bakayım. İkinci iş, böyle giden açık lisifaya onu bitiriveren diyorsun. Öyle kocaman bir öyle diploma, diplomam oluversin gari. İnşallah, inşallah. Aferin, aferin. Anam, siz durun. Durun siz. Ben bakarım, ben bakarım. Bak. Anam, ne bu? Ne oldu lan? Şey, Böbür oğlu, Ümit Böbür oğlu geri vermiş. Ana aç kapıyı, aç, biz geri verdik. Ama o deşimin oğlu dedik. Lan aç, aç lan olduysa o oldu, aç. Gülüyana. Kapa, kapa. Aa, Ümit senin nerede olduğunu sesi vermiş. Hani bir kimseye de vermemiş. Ha, benim de öpeyim. Bak hemen. Türyana, yani gerçekten kendini çok merak ettiriverdin. Bizler seni çok merak ettik. Ya işte öyle, kimse kusura kalmasın. Açık öyle oluverdi. Bana bak, sen bu Duran'a şey demedin değil mi? Yok. Ha, yok, 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 yok. Abimle hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şey demedim. O etraflarda dolanıp durur, sen hiç merak etme. Eylem, eylem. Oh, eylem. Şey konuştuğumuz gibi, tamam mı? Tamam. Aferin, aferin Aleksandro Palyaço, Del Piyer, İskender. Yürü bakayım. Koş, koş, koş. Al, al bakayım. Al, al, al. Ana, bunlar ne olacak ana? Ben böyle diyorum ki onun artık köyünü vermesi şart bence. Öyle işte kızım. Kendi düşen ağlamaz. Bir geçsin İstanbullulara, bir dolanı versin, aklı başına geliversin. Anam, biri geldi. Ay yok, basıldık ha. Uslan, uslan! Kim o? Benim, İskender. Lan paşam gelmiş be. Paşam. Lan Duran. Duruya. Abo! Lan, ne işin var lan senin burada? Boş ver indi Duruya. Sen bu köydesin ya. Sen bu köydesin ya. Gerisi önemli değil. İçerisi çok kalabalık. Seninle bir 5 dakika aşağıda konuşabilir miyiz? Lütfen. Paşam. Gel, gel. Geç bakayım içeri sen annem. Geç, geç. Kimse. Geç. Ama siz ne söylüyorsunuz ben Sikender Hanım burada olduğunu? İlk çocuk küçük ileride ağzını falan tutamıyor yani. Aylarca babamın oğlu olduğunu saklamadı mı Nasip abinin oğluyum de? Sır tutar sandık biz de. Lan Alaman kırmızı bu. Kanında yabancı madde var. Ne bekliyoruz Allah aşkına? Ya bir susun. Siz benim papaya bir şey söylemeyin dediniz. Duran Aga'ya da bir şey söyleme deseydiniz. Ona da söylemezdim. Sus lan. Ya, nasıl da böyle kibar kıvrımlar yapıp durur. Çocuklar yukarıda durup dururlar. Şimdi onların yanında hiç tartışmayalım. Zaten tartışmanın ne sene ne de bana faydası var. Lan Duran, bak sen beni hiç anlamıyorsun. Ya ben eğer bu eve saklandıysam bir sebebi var değil. Bırak şimdi sebebi mebebi. Bırak şimdi sebebi mebebi. Evde anlatırsın. Hadi of, hadi yürü of, yürü. Of Duran, of. Lan hala evde yok lan. Hala evde yok. Burası hala senin evin sayılı. Lan boşadın ya beni be. Ben o kelimeyi bir kere söyledim. Şimdi vazgeçtim. O kelimeyi iki tane daha söyleme hakkım var benim. O zamana kadar benim karımsın. Lan ben senin oyuncağın mıyım lan? Ha? Oyuncağın mı? Boş ol Dürüye. Vazgeçtim gel Dürüye, Dürüye, Dürüye. Hayır, sen benim oyuncağım değilsin ama. Benim de aşkım oyuncak de. Unutma ki imam nikahını sen istedin. Ben emin misin dedim, sen bana imamınki neyime yetmiyor dedin. Aa, sen dedin.
hükümet nikahı olmayıversin. Hem imam nikahı niyemize yetmiyor canım. Hani böyle biz bir böyle bir bakıverelim, bir deneyiverelim. Ondan sonra hükümet nikahını kıydırıveririz. Hah, kendi düşeni ağlamaz. Hah, onun için sen benimle geleceksin. Senin yerin benim yanım. Düş bir kenara, düş önüme. Düş. Düş önüme hadi, yürü, düş hadi. Koş. İmdatım çavuşum, kapıyı açıver. Geç, geç. Nereye gidiyoruz lan? Aha, yine çıktı ortaya. Sene ne lan? Sene ne, nereye gidiyorsak gidiyoruz ha? Sene mi hesap vereceğiz? Ulan, gece gece elimden kan çıkacak. Dur lan, tamam lan. Geç bakayım. Yazıklar olsun sana. Sen demek bana oyun edip beni İstanbul'lara gönderip burada günü gün eleyeceksin ha? Yazıklar olsun. Geç hadi içeri. Geç, geç. Geç bakayım. Size de yazıklar olsun. Hele sene kızım Nazif. Sen hiç mi acımadın bana? Baba. Tut. Gençler ne edeceğiz şimdi? Ay bilmiyorum, çok sıkışıverdim Huriye. Ben kaçıyorum ya. Ay kız beni de bekle dur. Hazır gibi sokakta donup dururuz. Kendi kendimize duygulanıp dururuz. Kendimizi bulandırıp dururuz. Lan sen beni hem boşa hem ondan sonra da ben ettiğine bak. Hiç acımayacağım ama ben bundan sonra sana. Hiç karışmayacağım, hiç acımayacağım. Gösteririm ben seni. Şimdi ne olacak Hacı Yemo? Bilmiyorum lan. Gitti lan. Çok fena, kötü. Kızgın Hayriye, çok kızgın. Ya babam bizi sorumlu tutup durur bu işten. Vallahi bizim bir şekilde kendimizi soyutlamamız gerekiyor. Diyorum sen niye öyle diyorsun halime? Sizin bu işte hiçbir suçunuz yok ki. Ben ne diyorum Cazip? Bunu diyorum ya ben de. Yürüyün lan, gidem eve. Hadi. Artık ortak bir ağız birliği ediveren yolda ha. Hadi git. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sen de hoş geldin hanımım. Hoş bulduk, sağ ol. Düne, bana bak. Yukarıya kimse çıkmayacak. Tamam ağam, tamam. Hadi bakayım. Şişt, ne? Ne oldu? Yangın var lan, yangın var. Ne yangın be? Yürü ya. Otur bakayım şöyle. Otur, otur. Bak Yüriye, ben iyice ne düşündüm. Yani benden kaçma sebebin ne bilmiyorum ama bu dünyadaki en büyük felaket bile bizim başımıza gelse, ben gene de seni seviyorum. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Misal, ne olabilir? Ya, mesela sen bana kalksan desen ki, ben bilmiyordum emme, Zöhtü'den hamileyim misal. Canım misal olarak diyorum yani. Misal olarak söylüyorum yani. Hatta desen ki bir tane değil, iki tane bebe yapacağım desen, gene de benim kabulümsün ya. Dura. He. Bir hamileyim Zöhtü'den. Ne dedin? Hamileyim. Kim dedi? Zöhtü'den. Ne dedin? Zöhtü'den hamileyim. Hem de bir tane değil, iki tane. Hı? Ne? Şaka. Şaka yapıyor, şaka yapıyor, şaka. Yok, vallahi.
Allah, şaka etme ya. Gerçekten ya. Kız. Abla. Dayıralım, dayıralım. Hoş gelmişsin ağam. Hoş geldin. O ders neydi? Vallahi karda namaz kılıyor. Hı? He. Sana karşı morali çok bozuktur. Benden duymuş olmadı yani. Niye lan? Durduruyanın peşinden İstanbul'a gideceğini duymuştur. O sinirle gelip namaza durmuştur. Niye namaz lan? Vallahi ben de bilmiyorum. Yukarıda öyle garip bir namaz kılıyor, anlamamışım ha. Nerede öğrenmiş? Salondadır, salonda. O öfkeyle kıbleyi de yanlış bellemiş. Diyecektim ben ona kıble o tarafta değil, bu tarafta değil ama dedim hadi karışma. Kâde-i Ahiret'te taşut etmiş ha. Yani tam selam verecek ancak orada takılıp kalmış. Yarım saattir öyle duruyor ağam. Hem böyle namazı kılmadı mı? Ben de bilmiyorum. Gel bakayım. Adalet değil misin? Adalet. Adalet. Sanki ruhu çekilivermiş. He, çekilmiş. Adalet diyorum, adalet. Allah. Allah Allah. Kim gitmemiş lan? Bu ne akit iş ya? Ben gitmedi. Lan karı, niye gittin lan bunu? Buz eşek mi sandın beni? Kız canikom, kapıyı açar mısın? Olmaz diyorum, olmaz. Lütfen aç. Olmaz diyorum, olmaz. Al açtım. Canımı çıkardın benim kaç günden beri. Gitti gari canıma. Git, anahtar bende. Neredesin diyorsun oraya. Öpüşüyorum. Niye gitmeyin yalnız kendini? Yeter artık, yetti canıma. Git başka kapıya. Ama büyümüşüm. Yıllardan beri yetti canıma değiyorum. Yetti, değiyorum, yetti. İstemiyorum. Sen şimdi beni içeri almayayım mı garı? Almayacaksın lan. Lan abi de şimdi sen içeri almayayım ben. Nerede yatacaksın şimdi? Lan nerede yatarsan yat. Git bahçede yat. Hadi anca gidersin. Kırmay mı? Şaşkoloz sorun lan. Siz dildesiniz lan pişkiler. Lan nene biz seni tamamen unutuverdik, arada kaynayıverdi ya. İyi halt ettiniz lan. Lan ben sizin hötünüzü kıracağım lan. Hötünüzü... Ay bunlar ne? Edepsiz gelin. Ne bağırıp durun lan. Sen niye benzettin onları? Tavuk tüyü. Bacağındaki kıla mı benzettin he? Ay imam bu tavukları kesivermiş. Değil mi lan? Tavuklarım. Edepsiz gelin. Lan ne bağırıp durun lan? Ne bağırıp durun? Lan ben açlıktan ölse miydim? Lan bende şeker var şeker. Aç kalamayın yok ben. Yine
Kaç tane tavuk kesilir? Niye üç tane, niye? Lan bir tavukta iki kanat var. Ben kanat seviyorum. Ben de ancak altı kanat yiyeceğim ki bir şeye benzer. Valla hacı ama benden daha kesicidir ha. Lan! Lan kim bu yakışıklı lan? Maşallah! Abanin gel bakayım sen gel. Lan sen çekil bakayım sıntı. Gel sen yavacıma gel bakayım lan gel. Ben seni neler anlatıvereceğim bak. Bu yılan var ya bu yılan. Çok yaramaz küçükken de böyleydi. Hiç unutma bir seferinde denize kaçırayım. Plaja, plaja. Ay bu yine başlıyor ya. Lan arkadaşlar bu sefer faka bası mı yedik galiba? Lan arkadaşlar çifte giderken kendimi kayfede okey takozu yemiş gibi hissediverdim ya. Şimdi arkadaşlar bak beni iyi dinle. Eğer biz sap heyeti oluyorsak bu karıların da üstesinden gelmesini bilmemiz lan. Nasıl geleceğiz de Osman? Nasıl geleceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Önce sahilimizi bir ayarlayalım. Duran iyisin değil mi? Ay. Dur, dur kaldır kafayı. Dur yastık koyalım. Duran iyi misin diyorum ha? Bayılıverdin de. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O zaman benim dediklerimi de hatırlıyor. Hatırlıyorum. Duran, kusura bakma. Ya bak vallahi kusura bakma. Yani ben Zühtü'den gebe olduğum bildiğim için senden boşanmak istedim. Yani onun için boşanalım dedim. Ya bak bunu sana da söyleyemedim. Yani Allah böyle bir karşılık oluverdi. Bak hani madem sen de kabulüm diyorsun. Hani dünyanın sonunda değilmiş meğer. Ha? Yıktın beni lan. Yıktın lan beni. Yıktın yıktın. Ben temsilen dedim. Misal olarak dedim. Mesela dedim. Duran. Vallahi de billahi de bilmiyordum lan. Vallahi bilmiyordum yani. Ve sen... Yani sene varmadan önce bilseydim ya vallahi evlenmezdim seninle. Bak Duran, Duran ben biliyorum. Biliyorum beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Beni ne kadar çok sevdiğini vallahi biliyorum. Hakikaten seni ne kadar sevdiğimi biliyorum. Vallahi biliyorum. Biliyorum tabii. Hep yıllardır böyle söyleyip durdun ya sen. Hani seni çok seviyorum da çok seviyorum. İşte böyle aynı çatı altında yaşayınca ben gördüm beni ne kadar çok sevdiğini ya. Bak Duran, ya ben polikliniğe bile gidiverdim. Raporlar karışıverdi. Sus, sus, sus. Sus Liriye, sus, sus. Sus lan. Ben bir oğluyum Duriye. Benim ağzımdan laf bir kere çıkar. Ben seni Zühtü'yle iki kere evlenmiş, dört tane güğümle kabul etmişim. Şimdi seni bu durumdayken mi kabul etmeyeceğim? Dört tanesini kabul etmişim, iki tanesi benim evimde yaşayıp durur. Şimdi bu zavallı sebi bebilerimi kabul etmeyeceğim. Ha? Seni ben Zühtü'ye mi bırakacağım? Ben seni çok seviyorum. Sen de beni seversen. Ben seni çok seviyorum. Thank you.
cido öğreniyorum. Ben bilmiyorum ki ya. Uzak Doğu seyahati sırasında öğrenmiştim Zühtücüm. Ayrıca transandantal meditasyon sırasında insan tamamen başka bir evrende oluyor. Dua et, kafanı koparmadım. Lan sandalda transparan yaparken sen kafayı mı çatlatıverdin ya? Tövbe tövbe. Sen bana hesap. O düreğinin peşinden İstanbul'a niçin gittin hesap ver. Lan yalan, külliyen yalan deyip durun be ya. Ben İstanbul'a gidivermedim. Moğla'da İstanbul pasajı var. Oraya gidiverdim. Benim bu Hindistan cevize kılıklı damat. Sen yanlış anlayıvermiş. Herkes İstanbul'a gidiveriyor diye duyuruvermiş. Ortalığı karıştırıverdi. Ben saksı mıyım, tepsi miyim? Ne diye gidivereceğim ben Dürüyen'in arkasından İstanbul'a? Ben seni seviyorum. Handan, adaletim. Oy. Sahi mi? Hatta sana bunu ispat edivereceğim. Hani şey almaya gideceğiz ya. Atsızın nüskâğıdan alıvermeye gideceğiz ya. İşte o da birer nüskâğıdı da kendimize alıvereceğiz. Nasıl olacak o? Nasıl olacak? Şimdi biz belediyeye gidivereceğiz. Sen hakim olarak duruma hakim oluvereceksin. Hakim oluverdikten sonra baskı yapıvereceksin. Yıldırım nikahıyla evlenivereceğiz. Yeni birer nüfus kağıdımız oluverecek. Olmaz öyle şey. Niye lan? Çünkü ben düğün istiyorum. Hı? Evet, gelinlik giyeceğim. Beni öyle restoranda garson alır gibi alamazsınız Zühtü Bey. Şu meydanda davullarla, zurnalarla evlenmek istiyorum ben. Helal olsun sana Hakim abla. Sana da bu yakışır Kur'an hakkı için. Halayın başı da ben alacağım. Aç bu kemi ağzını, aç. Ha. Afiyet olsun sana. Kız, ne bakıyorsun sen öyle fesat fesat? Hamar mı? Yok, yuh artık yani. Ne? Kim dedi bakayım onu? Yok ha, nine dışarıdan geliverdi. Çocuklar kavga ediyor. Çocuklar kavga etmeyinler. Gidin bakayım. Lan, bana bak. Şaşkolos torun, sen benim kabuklu fıstıklarımı getirmeyedin mi lan? Kabuklu? He, kabuklu fıstık. Lan nene, senin fıstıkları unutuverdim ya nene ya. Yemin ediyorum, ben aslında bugün markete gittim alışverişe. Poşetler hep dükkandan kalıverdi, biliyor musun? Lan iyi halt ettin. Çabuk, çabuk kalk lan git. Benim kabuklu fıstıklarımı al gel. Çabuk, bir kilo. Zaten yarım kilosu kabuk olayı yok. Tamam, ben gidiyorum nene. Hadi, çabuk. Kız, edepsiz gelin. Sen de bir kalpe yapıver bakayım. Sakallıyla beni. O da şekerli olsun. Sakallıyla seni. He. Tamam. Tamam. Beni bak, beni bak. Senin bu nenen var ya bu nenen. Senin nenen bir cani. Ya Hayriye ne canisi lan? Kadınacık. Kadın acık vermiş. Ne yiyecek, ne içecek lan? Sen hiç tavuk yemedin mi lan hayatında? Bunlar bu sabah yeşirdi iman. Hayriye, senin yüzünden zayiat verdik lan. Benim yüzümden. Lan gece gelmişsin eve. Kadın aç kalıverdi tabii. Ne yiyecek? Beni bak. Balayırı bitiyorum. Ben daha bir siftah yapamadım iman. Tamam lan Hayriye. Bulacağız lan bir çaresini. Ben gidem de neneme kabuklu fıstık alıverem. Neden başka? Ay seni de, nenene de. Hayırdır inşallah. Alo. Yenge. Sen Osman'la bu gece acık atışı mı ediydin be? He, acık atışı ediydik. He, Osman'ın yüreğine inmiş, kahvede yığıldı kaldı. Abo, ne oldu? Sen acele, sağlık ocağına yetişive gari olur mu? Tamam, gel gelirim, geliyorsun hemen, tamam. Sen bu gece Kazım'ın kendine sana tokmak vurmaymışsın galiba. Açık vurmaydım. Kazım'ın kayfede beynine inme inmeydi. Acil bir sağlık ocağına yetişiver. Sen ilaç vermişken ama Alaaddin zehirlenmedi. Abba! Hadi sen abla gene. Sağlık ocağına yetişme gari. Tamam lan Osman abi.
Allah cezanı vermesin. Ne ettin sen burada? Ne edeceksin lan şimdi ben seni ne edeceğim? İçeride göstermeyeceğim. Ha Allah cezanı vermesin. Yakaladım lan seni. Hani lan sen hastaydın ya? Ben iyileştim şimdi seni iyileştirmeyeceğim galiba. Ben bir şey yapayım. Geberdin mi? Hani geberip giderdin, ölmedin mi sen daha? Geberiyorum bebişim, ama ilaçtan değil. Aşkından geberdim. Emme, emme, bir şey diyeceğim. Demi denem. Bu benim durumumu hiç kimselere söylemeyeceğiz, saklayacağız değil mi? Ya oğlum hiç öyle şey. Sen hiç merak etme. Ben bir hal çare düşüneceğim. O zamana kadar bu aramızda sır olarak kalacak. Sağ ol. Sağ ol. Sen sağ ol bir denem. Sen sağ ol. Komisyondan aldığımız evraklarımız burada. Peki delikanlı adı ne olacak? Atsız. Atsız olacak gari benim ismim. Güzel. Atsız Gülbayır. Gülbayır o ne lan? Genç kardeşimiz bağlı bulunduğu köyün son hanesine kaydedilecek kanun gereği. O hanede sizin Zühtü Bey. He? Ay ne güzel bir tesadüf. Ay ne güzel bir tesadüf. Gari benim var ya soyadım Gülbayır oluveriyor gari Sayın Zühtü Bey amca. Olur mu öyle şey ya? Olur mu? Ne demekmiş? Olur mu öyle şey? Ay ne var bunda Zühtücüğüm? Ben hiçbir sakınca görmüyorum. Telaşa mahal yok Zühtü Bey. Atsız Bey'in sizin soyunuzdan olmadığı kayıtlansa belli olacak zaten. Ha, iyi o zaman. Peki, hayırlısı olsun. Bir şey sorabilir miyim? Madem öyle benim nüfusuma kayıp dolu verdiğine göre, ben de buna bir isim verebilir miyim? Benim buna hakkım var herhalde. Karar genç kardeşimsin. Hiçbir sakıncası yok. Endişe var yok. Sayın Zühtü Bey amca, beni gari bir isim koyuver. Bak koyuyorum. Koy. Koyacağım. Koy. Zekai Atsız Gülbay. Yazıver. Benim gari ismim Zekai Oluptur'a. Lan dur lan. Adı Zekai Atsız. Soyadı Gülbayır. Baba adı Zühtü. Ana adı Handan. Doğum tarihi 1 Nisan 1985. Doğum yeri Muğla. Zühtü Bey amca ver elini öpeceğim gari. Handan teyze ver elini öpeceğim gari. Çok teşekkür ederim. Benim bir doğru işim var, mühim işlerim var. Tutmam beni. Lan, lan yavaş düşsene lan. Şişt, lan şeyini unuttun lan. Lan al eşim. Zühtücüğüm.
bak evlenmeden bir çocuğumuz oldu. Ne güzel. İmam, bak bu nenen gidiversin. Ay çok sıkılıverdim ben. Vallahi çok sıkılıverdim yani. O da çok sıkılıvermiş Hayriye. Sabaha kadar konuştuk zaten nenemle. Gidecekmiş. Sık dişini Hayriye. Acık sıkı ver. Ne dem? Gerçek gidecek mi? Helen gidecek. Öpümcüğüm. İmam bak gidiversin tamam mı? İmam sen de hiçbir şey yemedin. Yiyiversene bir şeyler. Sabaha kadar kabuklu fıstık yiyiverdim ben nenemle biliyor musun? Manki maymunu biliyor musun sen? Onun gibi hissediyorum kendimi böyle. İştah miştah yok bende baldız. Gidiyorum lan ben Hayriye. Para veriyor para. Para verip almasın diye bahçeye fıstık ekelim diyor. Kız amanın yımağın çocukluğunda da böyleydi. Pek bir yaramazdı den pek. Bir keresinde hiç unutmam. Len kabuklu fıstık yerken denize kaçıvermişti. Plaja plaja anladın mı? Aa, kız ama... kaç kız kaç. Plaja gitti. Len gelin buraya. Ay bak bak. Bak, bak her yer fıstıklı bu. Aa. Ay kız burası da dolu ya. Ay ne yapıp iniyor bu ama her yerleri ya. Ama yani ama bu ne bu her yer fıstık kabuğu nene? Ne yapabiliyorsun sen? Ne var kız? Ne var ne? Ne diyorsun kabarık dudak? Sen de sehpaya bir kül tablası koyuverseydin ya. Temizlersin işini. Bütün gün dün gonca gün gezdin dolaştın. Ne? Bugün de temizlik edeyim işin de senin. Hadi. Bak. Kız, fesat. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakayım şuraya, gel. Bunu yardım etmek yok. Senle biz bulmaca çözeceğiz. Gel bakayım, gel. Ne çözeceğiz? L fıstıkları ektikten sonra seninle birlikte bulmaca çözeceğiz diyor. Bulmaca anlamıyor musun, bulmaca. Duriye, biz geldik kız. Abo, kız. Hoş geliverdiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Abo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya, anacığım, bizim bir ümitlen Moğol'a gidivermemiz gerekiyor da. Tamam kızım, gidiverin siz. Ana, ben de bir okula uğrayıveren diploma ne zaman veriliyormuş? Olur kızım, ablamlarla gidiversen de. İyi günler. Güle güle. Gülnaz abla Ayşe nerede? Ayşe evlendi. Daha evden çıkmadı. Hay Allah, görüyor musun bak? Kızım düğününe de gidemedik ya. Yapmadı zaten, nikah yapıverdi. Olsun ya, ayıp oldu ya. Kendi derdimize düşük bak. Kızcağızı yalnız bırakıverdi. Kız sorma Duriye. Biz olsak gitmek gidemedik. Hevesimiz kursağımızda kaldı. O niye kız? Kız niyesi var mı Duriye? Bizim başımızda büyük bir dert var. Sen de yoksun köyde. Hakem Hanım'a gidiverdik. Ama o da fos çıkıverdi. Zaten sabahleyin Hakem Hanım gidiverdik de hamamdan çıkıverdi. Artık ne ettiyse hamamda. Ya bırak bu işi karıştırma. Ne ediyorsun sen boş? Bak Duriye, biz senden yardım istemeye geldik. Bize ancak senden fayda varız.
bize acık yardım edeceksiniz. Tabii canım, ederim, yardım ederim. Kız ben size de böyle ayakta kalmayın. Hadi bir oturuverin, döne bir sandalye falan getir, ver ki. Geçin, 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 bakın, geçin, geçin. Hoş geldin Nurgül teyze, hoş geldiniz. Aleksandro Skender, söyle bakayım hangisini beğendin? Bunu. Bunu mu beğendin? Lan gitti, en pahalısını seçiverdi ya. İşte bu basının oğlu. Ama ben de olsam bunu seçerdim. En büyük olanını, en pahalı olanını. Alacağım bunu sana. Bülent Bey, şunu bize paket ediver. Bir de heybeye bırakıver. Oley, süpersin, montaj düşük. Sen de lan çek bakayım. Allah sarsıldım. Halime abla, senin de alacağın olsun, tamam mı? Kız, duymadın mı? Ne eden ben? Buradan kalkarsan dedi, sana Yaman'ın denize kaçışını anlatırım dedi. Kız! Edepsiz gelin. Bana bak. Ne? Hah, bunları da yıkayıver bakayım. Hadi. Ay, ay bunlar ne? Dur, görmedin mi hiç? Tabii, sen edepsiz olduğundan edepsiz gelin. Donsuz geziyorsun herhalde. Kabarık dudak. İğrenç. Kız bu donlar ne yıkayacak beni be? Vallahi Allah kolaylık versin senin Hayriye. Bu beni kesin mobbing yapıyor ya. Kesin. Ne yapıyor, ne yapıyor? Mobbing, mobbing. O ne? Ay ne kadar cahilsin tabii. Çok cahilsin. Ben anlatıvereyim. Bu patronla, bu çalışanlarına böyle bir duygusal taciz falan yapıyor ya. Bu mobbing. Şimdi biz geldiğe giremiyoruz mesela. Digidik falan yapamıyoruz ya. Bu elin ninesi beni mobbing yapıyor. Bir de onlarını falan vermiş. Dur. Ama iğrenç ya. Tamam mı? Bana bak. Aleksandro Skender. Al bakayım. Bak iyi para. Kaybetme. Al bakayım. Bu ne? Şişt. Bana bak. Senin yaşındaki bir çocuk denizcide falan çalışmaz. Sen gez, dolaş, keyfine bak. Eğer baban bir şey söylerse bana geleceksin. Benim evimde kalacaksın. Sen benim arkadaşımsın ya. Holey. Holey tabii. Çakacaksın mı gene? Çak bakayım. Allah! 5.4 oldu. Haydi, haydi. Gire, 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 gire. Vah vah. Demek öyle oldu ha. Demek Duran ilk bebe peyda edene yarışma açtı. Biz bu boyu devrilesicilerden neysek kurtulamayacağız gari. He, öyle eşek gibi vicdan kalmadı bunlarda. Biz bu kuduzları öldü sandettik. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Bir de üstelik sağlık ocağına gidiveriyorduk. Gördün mü Düriyem şunun hangisi etti ilanı? Yeter gari. Bu yaştan sonra bu kadar eziyetlere katlanamayacağım ben. Tamam, tamam. Halledeceğiz, halledeceğiz. Halledeceğiz, halledeceğiz. Kız, kız hani bir zamanlar bu Zöhtü böyle bir ahır için alarm taktırdıydı ya size. O alarm çalışıyor mu kız? Çalışıyor, çalışıyor. Kuracağız, yatacağız gari. Gelin kız, gelin, gelin. Bak ne anlatacağız. Zöhtü ağa, madem durumlar hallolmuştur, ben yarın Allah'ın emri peygamberin kavliyle alime istemeye geliyorum.
Lan sen ne münasebetsiz adamsın. Sırası mı lan şimdi? Yo sen ne demiştin? Ha? Demiştin ki Duruya yenge gelince gel işte demiştin. Bana söz vermiştin değil. Ha? Al da kurtulayım demiştin. Al lan. Gel al ben kurtulayım al. Yarın gel al lan. Canım benim. Söz mü? Tamam söz hadi. Sözüm söz olsun verme. Ağzım ortayına bir tane yararım buradan böyle görürsün ha. Yürü lan gerizekalı. Canım benim. Gerizekalı ya. Amidir. Lan sen bana söz verdin. Dürüye bulursun, dile benden ne dilersen dile demiştin. Arkadaşım, Dürüye'yi sen bulmadın ki ben buluverdim. Peki o nasıl olacak? Tövbe. O nasıl olacak? Tövbe tövbe. Ne tövbesi? Lan burada delil var lan, burada delil var lan. Ah. O ne? Dinle lan bunu, dinle. O ne, o ne? Dinle lan. Lan zöftüleşme. Kör gözün hidide tele kulak mı oldun? Sen biliyorsun değil mi ben nerelerden böbürü olayım? Bana bak, Dürüye bulunsun dile benden ne dilersen. Ulan var ya. Duydun mu lan? Burada ne diyor? Sen bulursam demiyor. Dürüye bulunsun, dile benden ne dilersen dile diyorum. Heh. Ben bir kere soruyorum, sen bir kere daha bana cevap veriyorsun. Kanıt lan bu, kanıt. Ahriş, hakikat senden korkulur ha. Hakikat korkulur senden ya. Peki ne istiyorsun benden? Söyle bakayım, ne istiyorsun sen benden? 6000 gayme. Çöş! Çöş! Ne çiştirip durun lan, ne kıvırttırdın? Tabi tabi. Sen Dürüye bulunsun sen benden dile. Ne dilersen dile, demedin mi lan? Ben de senden 6000 gayme diliyorum arkadaş. Ben çok merak ettim. Sen bu 6000 gaymeyi niye dileni veriyorsun bakayım? Lan gözlerimi cızdıracağım lan. Sen bana 2 göz 4000 gayme dediydin. O nasıl olacak peki? Ha? O nasıl olacak? Tam geri vermiş. Ne zamma? Tabii lan bak kafamı tasına attırma lan vermiş. 10000 gayme gelin vallahi yanarsın ha. Seni zarara sokmak istemiyorum. 6000 gayme ne? Bitsin lan bu iş. Ya ben senden yakamı kurtaramayacak mıyım? Yakamı kurtaramayacak mıyım? Senden benim günahım ne Allah? Allah'ım ne sabri. Yok başka bir şey diyemiyorum. Al bakayım. Al. Ne de bundan olacak? 8, 9, 10. Al bakayım. Alarmı açalım Duru.
Aman sen boş ver onu. Ya o benim, başkasının alamı. Benim alamım değil. Hem benim alamım çalmasına daha çok var bayram. Lan, hadi. Dur kız. Ya. Dur. Lan ben bu köyün vekil mıktarıyım kız. Yine hırsızlığa dadandı galiba köye. Gidip bakmam icap eder. Çekil bakayım. Dur. Ya insanın ya kamu görevlisi kocası olması ne kadar zor bir şey ya. Ne gecesi var ne gündüzü. Arkadaşlar sizin alarmlar çalıyor mu? Ahali! Ne edip durunuz siz böyle dompaça? Nereye gidip durunuz gecenin bu saatinde? Büyük taarruza mı kalktınız? Lan Duranaga, bu hırsızlar yine köyümüz geri gelemedi ya. Allah Allah. Ahırların alarmları zar zar çalıp duruyor arkadaşım. Duymuyor musun sen? Duyuyorum Duyuyorum da ben ne edeyim arkadaşlar ya? Ben ne edeyim ahali? Hırsız var arkadaş, hırsız. Öyle mi? O kameraları size zöhtü, monte etmedi mi? Bana ne soruyoruz ya? Ben doğru diyorum lan. Yürüyün lan. Ya böyle don paça nereye gidip dururuz ya? Hey ahali. Ya don paça böyle olacak iş mi ya? Hey bunlar hepten aklını yitirdi ya. Muhtarsın be. Kalk lan kalk. Kayıtlara bakacağız gari. Kalk. Lan çalınan bir şey var mı? Lan arkadaş bütün alarmlar var ya. Hepsi birden çalıp duruyor ya. Lan salak mısınız lan? Niye o zaman benim kapıyı kırıp durunuz? Gidin damlarınızın kapısına bakmayın. Belki de herifler hep bir şeyinizi çalıp duruyor. Kayıtlara sabah bakarız. Abo yürüyün lan. Koşun lan. Koşun lan. Koş. Herkes de koş. Koşun lan. Koş. Bağırma ben size. Yürüyün lan. Hadi. Koş. Ne diyorsun kız? Aman baba ne edem ya? Bu Yaman'ın nenesi bize böyle eziyet çektiriyor. Oh olsun size. Müstahaktır beni boşu boşuna İstanbul'a gönderebilir misiniz? Oh olsun size. Ya baba ben ne diyorum ya? Biz Hayriye ile temiziz. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Sus! Neyse. Yine insanlık benimle kalıversin. Akşamleyin Cazip seni istemeye geliyorum. Ne? Hı. Sahi mi? Sahi. Ana da söyleyiver. İsterse o da geliversin. Nereye geliversin ana? Nereye? Eski evine geliversin. Merak etmesin. Handan falan yok evde. Şey yapacağız, aşağıda ağırlayıvereceğiz misafirleri. Kızının mutlu gününde o da yanında oluvermek ister belki. Tamam baba. Duran. Ne sebebim? Ben seninle bir şey konuşacağım. Bak. Dön garılığa geldi. Dediler ki sen Gayfe'de ilk bebesi olana iddialı yarışma yapacakmışsın. Öyle dediler. Ya Zöhtü'nün gazına geliverdim de o yüzden. Zartur dedi verdi. Senin beben olmuyor diye yine bana yüklendi de ondan. Daha kötü ya. Ya merhaba. Şimdi benim bebelerime kendi beben diye
o iddialı yarışmaya alet etmeyeceksin değil mi? Ya, ya nereden çıkarıyorsun böyle şeyler bilmiyorum ki. Hiç olur mu öyle şey? Hem ben plan yapıverdim. Ya İmdat Çavuş'a İzmir'den yer baktırtayım. Biraz daha kalacağız buralarda. Bundan sonra senin karnın iyicene belirmeye başlayınca pılımızı pırtımızı toplayıp geçeceğiz buralardan. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Diriye, bir sene sonra da kucağımızda iki tane bebeğiyle geri döneriz. Hiç kimse de bir şey söyleyemez. Bebeleri de benim nüfusuma kaydettirdik mi Zöhtü'nün ruhu bile duymaz. Hiçbir zaman da o bebeler için hak iddia edemez gari. Tamam lan, tamam. Tamam. Sağ ol be. Çok iyisin. Sağ ol. Sağ ol. Ben seni çok seviyorum da bu yüzden. Sen de beni sev oğlum. Haydi Aşım'a görüşürüz gari. Aşım'a. Hadi güle güle. Hadi güle güle. Selamun aleyküm Safa Eti. Aleyküm selam. Hoş geldin, hoş geldik. Hoş gördük, hoş gördük. Zühtü, bu kameranın görüntülerini geldi bir yol bakıverin arkadaş. Lan ne acilesi var bir hayrını çevirin sonra bakıverin. Lan arkadaş geçen sefer bir inek kaybetti ya, ondan çok heyecanlı. Lan Zühtü, sen Hakim Hanım'la aynı evde mi kaptırın lan? Ha, yakında evliliğini vereceğiz ya. Ha, sahi mi diyor lan? Ha, bak. Hayırlı olsun. Afiyet olsun. Selamun aleyküm efendim. Selam aleyküm. Gel gel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gel gel buyur. Aleyküm selam. Bu ne ya? Hoş geldin. Ya bu ne ya? Dur ona gel. Senin Zöhtü var ya Zöhtü. Evleniyormuş gari. İyi. Allah mesut etsin. Amin. Sağ ol lan sağ ol. Ve arkadaşlar dün gece hepiniz dompaçı sokaklara dökülüvermiştiniz. Bu voltaj düşüğün gazına gelip de bebeğimi arıyordunuz lan. Evet. Sorun bakayım ona o kendi bulabilmiş mi bebeği? Ne diyorsun sen Alman Anzusu? Ne diyorsun? Söz! Söz! Sen Zühtü, bu gidişte var ya... Bu bebeği hepimizden önce sen buluvereceksin ha. He lan. Hakem Hanım'la yan yana pek sıcak temas halindeler. Gece gündüz hiç birbirlerine ayrılıkları yok yani. Lan arkadaşlar. Şimdi size bir soru soruvereceğim. Bakalım bilebilecek misiniz? Bu Hakem Hanım'ın çocuğu olursa o çocuğa ne denir? Ne denir? Ne? Lan yan hakem denir lan. Gerizekalı. Selamünaleyküm. Aleykümselam doktorum. Hoş geldin ya. Hoş bulduk. Nasılsın? Doktor Bey hoş geldin. İyisin. Doktor Bey hoş gelmişsin. Hoş gelmişsin. Gel bakayım gel. Hoş gelmişsin. Buyur otur. Buyur otur ben. Hayırdır doktor bey? Arkadaşlar önemli bir konu için geldim buraya. Köyleri dolaşan bir sağlık ekibi var. Yalnız devletin değil özel. Milletten para mara almışlar. Bizim ismimizi kullanarak. Haberiniz olsun bizimle hiçbir bağlantıları yok. Bunun için sizi uyarmaya geldim. Eyvallah doktorum. Bizim sağ sağdan bir soğuk bir ayran getirelim. Ayran be, ayran be doktoruma. Duran'a. En son sağlık raconunda gördüm seni. Ya döneyi getirdim. Eli yandıydı ya. Saçları diken diken olduydu hani. Muhabbet yarım kaldıydı. Evlendim diyordu. Sahi kiminle evlendin? Dürüye ile evlendim ben. Dürüye. Ha öyle mi? O zaman Allah analı babalı biz. Dürüye Hanım hamile. Hem de ikiz. Abo! Çok da Duran'a aslında bir şey vermedi mi? Yok vermedi ya. Doktor bey. Dura.